Merhaba arkadaşlar. Bugün sulu boyada ilk konumuz olan, bence en önemli konulardan biri olan lavi tekniğinde bir çalışma yapacağız sizinle. Ben basit bir şekilde ev, çok detaya girmeden kullanacağım çitler, ufuk çizgisini belirledim. Biliyorsunuz kağıtta ufuk çizgisi 3'e böldüğümüzde birinci bölüme yakın olmalı veya alttakine yakın olmalı. O yüzden basit bir ev çizdim. Tek bir renk kullanarak, yani lavi biliyorsunuz bir rengin tonlarıyla yapılır. Tek bir rengi kullanarak sizinle böyle basit bir manzara çalışması yapacağız. Çizdikten sonra kesinlikle ağaçları falan çizmiyorum. Çizim bittikten sonra kağıdımı ben alıyorum. Sulu boyada 3 tane teknik var. Birincisi ıslak teknik, şimdi yapacağım. İkincisi yarı ıslak teknik, sadece arkasını ıslatıyorsunuz. Üçüncüsü ise bantlıyorsunuz, kuru teknik diyoruz ona, hiç ıslatmadan çalışıyorsunuz. Ben her zaman ıslak teknik yöntemiyle çalışıyorum. Bazen yarı ıslağı da deniyorum, çalışmaları da kullanıyorum. Kağıdım Ars diye bir kağıt, 300 gram. Oldukça %100 pamuk bir kağıt. Çizimimi yaptım, çok silgi kullanmadım. Detaya girmedim çünkü. Hemen fırçamı alıyorum. Su kabım gayet büyük. Arkasını çeviriyorum. Kağıdımı önce güzelce bir ıslatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ne kadar güzel ıslatırsanız kağıt o derece pamuk olduğu için kabaracaktır. Her yerini ıslatıyorum. Evet. Bakıyorum, kuru bir yeri kalmamalı. Islattım. Arkasını çeviriyorum. Şimdi arkasını önce ıslattım tabii ki. Öbür yüzünü, yani düz olan tarafını çeviriyorum. Şöyle. Bir duraletim. Kontraplan üzerine yerleştiriyorum. Evet. Şimdi ön kısmını ıslatacağım. Görüyorsunuz hiç detay yok. Kenarlarını çok güzel ıslatıyoruz. Islatmamızın nedeni arkadaşlar, boyamızın dağılımların daha güzel olması, yumuşak olması. Bunu denerseniz çok iyi sonuç alacaksınız. Islattık. Şu an kağıdımız matlaşana kadar bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 5-10 dakika bekledik arkadaşlar. Kenarları hafif matlaştı. Şöyle kullayabileceğimiz pamuk penye, bir bezle üzerine yavaşça suyunu alıyoruz. Evet. Arkasına bakıyoruz. Bakın. Arkasındaki fazla nemi de alabilirim. Alırsam daha iyi olur. Evet. Ön yüzeyine bakalım. Gayet güzel. Bir kere daha alayım. Evet, şu anda kağıdımız boyamaya hazır. Kağıdımızı kuruladık arkadaşlar. Şimdi tek bir rengin tonlarıyla, tabii ki mavi seçmeyi düşünüyorum. Suyla rengi açacağız, tek bir renk olduğu için. Boyayla da koyulaştıracağız. Evet, ufuk çizgimiz burada. Bakın su, sırf su aldığımda boyan yumuşuyor, açılıyor. Evet,
şuradan ışık vermeyi düşünüyorum. O yüzden burada açık tonlar kullandım. Rastlantısal beyazlar bize çok güzel şeyler sunabilir bu arka planda. Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu şu anda bizim verdiğimiz en açık tonlar. Evet, gördüğünüz gibi burada bir ışık yarattık. Hemen üstüne ton sürmüyoruz. Şimdi gökyüzünde kullandığımız bu tonlar tekrar vermeye kalktığımda çok dağılma olur. O yüzden farklı bir yerde çalışmaya devam edeceğiz. Şu kenar kısımları düzgün bitirelim. Burada evlerimiz ve çapılarımız var. Evet. Şimdi evimizin farklı yere geçmemiz gerekiyor. O yüzden evin tonlarına geçeceğim. Çatılarımız beyaz olacak. Bu muhtemelen bir kar resmi. Öyle düşünüyorum. Evet. Işık almayan bir yer. Karın verdiği bir tümseklik düşünebiliriz. Burası daha ışık almayan bir cephe. Evet, arkada biraz uzakta bir evimiz var. Onu da boyayalım. Kağıdın beyazlığı her zaman bizim karımız veya ışığımız. Elimizde her zaman böyle bir peçete olmalı. Dağılmışlıkları seviyoruz ama müdahale de edebiliriz. Mesela çatıların belli olması için şu kısımlara ben dağılım güzel olsun diye yine koyduklar gireyim hemen. Planlar sulu boyada çok önemli. Bakın ufuk çizgimiz, sonraki plan. Belki daha biraz sonra şuraya farklı planlar çalışacağız. Ama biraz sulu boyada geziyorum ben şu an. Farklı yerleri yapacağım. Sonra oraya döneceğim. Şimdi evin bu cephesini boyadıktan sonra şurada gölgeler düşünebilirim. Işık buradan geldiği için böyle tatlı, çok koyu olmayan, belki de burada bir yolumuz var. Evet, gölgeler bu evin altında da olur. Şunu biraz yumuşatalım. Karda her zaman karın beyazlığından faydalanıyoruz. Kağıdın beyazlığından. Yaptığımız her leke bir sonraki yeri yükseltir. Işığa göre. Evet. Şurada gölgeler kullanabiliriz. Kağıdı ıslattığımız için bazen istemediğimiz bir leke oluştuğunda, diyelim bunu burada görmek istemiyorum. Bakın kolayca alabiliyorum. Çok az bir leke kalsın, ortada ışık olsun diye düşündüm şu an. Evet. Uzaklarda belki çok açıklar olabilir. Şu iki evimizin arasında, çatıda bir çizgi olsun. Burada daha açık lekeler. Hep suyla yapıyoruz bunu. Bakın suyla açıyoruz. Suyla boyayı yoğun alıp daha koyu lekeler kullanıyoruz. Şimdi muhtemelen hayal kurarsak bu çitlerin yanları. Tabii ki beyazlıklar bırakıyorum. Belki yüksek yerler var. Yumuşatıyorum. Böyle bir tümsek burada yaratabiliriz. Hiçbir zaman sert, keskin hatlar bırakmıyoruz. Evet, yavaş yavaş resmimizin altına doğru iniyorum. Bunlar ilk lekelerim. Daha sonra tekrar
farklı lekelere geçeceğim. İkincilere. Bakın yumuşatıyorum. Sertliği fark ettiğim yerde dönüyorum. Fırçayı yatırıp yumuşak yüzeyler elde edebilirsiniz. Evet, diyelim. Burada ışık alan bir yerimiz var. Bakın, bu şekilde olabiliyorum ben. Şurada farklı bir yakın plandayız artık. Daha koyu renkler kullanabiliriz. Burada karın oluşturduğu bir çukurluk olabilir. Buna detaylar girip biraz sonra çok güzel kullanacağız. İşte karda oluşan tümsekler. Yakın planda çok kağıdın beyazlığını bırakmıyorum. Çünkü yaklaştık. Karın içinde de renkler vardır. Löve yaptığımız için renge girmiyorum. Bir rengin tonlarıyla bir çalışma yapıyoruz sizinle şu an. Yumuşatıyorum bakın. Fırça ve su. İleride çok güzel beyazlığımız kaldı. Şunlar evin gölgeleri. Böyle yavaş yavaş şeyler olabilir. Karda gölgeler. Yine buraya dönelim. Yakın plan demiştim. Mesela yakın planda daha sonra bir takım detaylar gireceğiz. Evet. Bakın biraz daha koyu renkler alıp tonlar ekliyorum. Evet, burada bir şeyler var. Zaten döneceğiz. Işığı düşünerek, bakın bu kısımlar ışık almaz ve koyu olur. Evet. Şimdi biliyorsunuz şuradan ilk boyadığımız yerden uzaklaştık. Altta ilk lekelerimizi verdik. Bu peçetemiz de, bezimiz de çok işe yarıyor. Suyu alıyoruz fırçamızdan. Bazı yerleri yumuşatabiliyoruz. Elinde de her zaman bir peçete, serpak. Fırçamı kurulamak istediğinde bana lazım. Evet, bakın yumuşak. Kesinlikle sert olmayan yerler bıraktım. Evet. Şimdi tekrar baştaki bölüme, yani gökyüzüme geri döneceğim. Bakalım. Biraz çok uzak olduğu için çok kuyular kullanmıyorum. Burada farklı bir plan yaratabilirim. Sulu boya gezmektir arkadaşlar. Yani neresi müsait, nerede çalışabilirsek oraya geçmemiz gerekiyor. Güzel. Çok uzak plan çünkü net figürler, nesneler olması gerekmiyor burada. Döndüm. Belki ağaçlar var. Beyazlıkları da kullanıyorum bakın. Kar çünkü. Evet, dağılması güzel. Hem burada ışık alan bir plan yarattık. Evet. Niye olmasın? Belki bu evlerin arkasında da var. Biraz yükseltebilirim. Evet. Detaysız, rahat fırçalarla. Belki bir ton daha koyu girebiliriz ama bizden oldukça uzak ilk planımız. İkinci bizim için önemli. Şimdi evde detaylara gireceğiz. Ama evde dağılmasını istemediğim yerler var. Biraz yaş. Evlerimizde. Evet. Işık almayan yerlere koyuluklar gireceğim. Düşünürsek ışığın böyle geldiğini. Koyular. Uzak plan. Çitler yapacağım. Mesela onlar koyu olacak. Tamamen resim hayal kurmayla ilgili.
Bir de teknik olarak ışığı düşünmekle ilgili. Bakın biraz daha kurular giriyorum. Sulu boya bir ton daha açılıyor arkadaşlar. Koyudan yavaş yavaş koyuya geçmekten çok korkmamak lazım. Ama uzak planları düşünerek. Tabii ki daha az su kullanıyorum şu an. Fırçamda daha az su var. Eğer yine suyu çok kullanırsanız. Bakın yıkadım. Siliyorum. Boyayı öyle alıyorum. Çünkü koyu tonlara ihtiyacım var artık. Evet. Şu arada bir planımız vardı. Belki bu evin bir şekilde detayları var. Işık dedik. Evet. Kullanabiliriz rahatlıkla. Ya bu hareketler çok sulu boyaya yakışıyor. Evet. Bakın tekrar verdim. Evet. Bence arka plan, uzak plan gayet yeterli. Yavaş yavaş ilerliyorum. Eğer burada çok koyular kullanırsak buradaki koyularımız bunu geçmeli. Buradakiler çok geçmeli. Çünkü yakın plan. Evet, biraz evlerin cephelerinde hareketler yapalım. Ne yapalım? Belki buralarda bir şeyler var. Beyaz kar yağmış ama evin etrafında odun olabilir, malzeme olabilir. Çok dağıldı. Şurayı biraz alıyorum. Gölge de olsa. Şimdi yavaş yavaş öne doğru geliyoruz. Buradaki ışığın verdiği gölgeleri unutmuyoruz. Biraz yardım edebilirim bazı şeylere. Bunlar görüyorsunuz böyle ağaç gibi oldu. Bitkiler. Belki burada evler var. Bakın rastlantısal beyaz bıraktığım yerler. Farklı bir şeye dönüştü. İşte sulu boya bu zaten. Sürprizlere açık. Bazen çok farklı şeyler size sunabiliyor sulu boya. O yüzden heyecan verici. O yüzden güzel. Şimdi şurada bakın geziyorum yavaş yavaş. Belki kurudu, belki biraz nemli ama çok net olmayan bitki toplulukları yapabilirim. Dağılması da beni rahatsız etmez. Evet. Çitlerin buraya yapabilirim. Zaten çok kurumadıysa, çok yaşsa dağılacaktır. Dağılmasını istemiyorsak biraz kurumasını beklememiz gerekiyor. Ama şu anda istiyorum bunu. Güzel de oldu. Bakın biraz daha kurular veriyorum. Evet. Çalılar var. Burada bir yamaç var. Biraz daha kurular girelim. Çünkü burada bir direk yapacağım. Belki bunun gölgesi var. Evet. Şimdi şurada burayı kapattık. Yani şurada da çalılar, otlar, hareketlilik kazandırabilirim buraya. Burada bir yol düşünmüştüm zaten. Evet. Beyazlığı da çok kapatmadan, öldürmeden. Bakın beyaz, beyaz. Çünkü leke dengesi iyi olmalı. Koyular, orta değerler ve açıklar. Sonuçta kar resmi yapıyoruz ve lav yapıyoruz. Çok fazla koyularda girmiyorum ilk etapta. Evet, gerektikçe. Şimdi yavaş yavaş alt plana geldim. Biraz daha hiç su almadan boya hazırlıyorum. En koyu değeri. Çünkü önde çok koyulara ihtiyacım var. Bakın aynı fırçayla devam ediyorum ama elimin altında olan çok ince bir fırçaya da geçebilirim şu an. Çünkü biraz daha yakından görüyoruz bunları. Detaylı olabilir. Neler? Şurada işte çalılar
su almıyorum arkadaşlar. Tamamen ince fırçayla, boyalarla. Kar yağmış ama bunların üzerine pek kalmamış. Şunu da seviyorum. Yani güzel kar dokusu oluşabilir boyadığım yerlerde. Yukarıya yapmayacağım ama şu bölümde olabilir biraz. Bakın açıyor zaten sulu boyayı. Evet. Şimdi bakınca şuradaki lekemi yükseltebilir miyim diye düşündüm. Buradaki bitkilerimi biraz şu planı yükseltirsem sanki kompozisyon olarak daha iyi olacak. Evet. Aynen. Gözüme daha hoş geldi şimdi. Şimdi benim bunu biraz kurutmam gerekiyor arkadaşlar. Kurutmayı çok mecbur kalmadıkça fön makinesini kullanmıyoruz. Doğal haliyle kuruması çok daha güzel ama şu an benim kurutma makinesi kullanmam gerekiyor. Hemen arkamda bir masam var. Orada kurutup çalışmaya devam edeceğim. Arkadaşlar renklerin birbiriyle karışması şeyi devam etmedi. Bakın şu anda durdurduk çünkü renklerin birbirine geçişin, tonların. O yüzden ama kurutmak zorundaydım çalışmak için. Hemen şöyle kesik uçlu bir fırça alıyorum. Bu fırça da kullanım olarak çok elimin altında olan bir fırça. Üstünü kuruttuk ama arkadaşlar bakın hala tahtamız ve kağıdımız nemli. Şimdi biraz daha kuyularla. Evet, çünkü başka bir ton almıyoruz, siyah eklemiyoruz. Hep bir rengin ton değerleriyle çalışıyoruz. Şöyle. Evet. Burada çitler yapıyorum. Evet, çitlerin çıkıntıları olabilir. Evet, belki onun yanında şöyle bir bitki var. Yan fırçamızla güzel bir çit yaptık. Burada şöyle altın oran bölümüne uygun. Evet, bir tane ağaç yerleştireceğim. Bakın, arka planda koyu olmalı ki onu geçsin. Bize daha yakın çünkü burası. Fırçanızı istediğiniz gibi bu şekilde çok detaya girmeden ve kuru bir ağaç dalları olabilir. Kış. Suyu az kullanıp renkler alıyorum. Bu bölüm tam kurumamış. Biraz sonra yeni müdahale edeceğim. Çünkü dağıldı. Bunu işte çalışırken kendiniz çok iyi ayarlayabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Kuru yerde çalışmaya devam edelim. Burada biz çalılar yapmıştık, dağıldı.
Bakın daha koyu tonlarla yine ekliyorum. Şunu geçtim şu an bu planda, bu kuruluğu. Şuraya da bir çit yerleştirmeyi düşünüyorum. Evet. Kar yağmış olduğu için çok böyle kesin kenarları olmasın. Evet. Belki çok eski bir kapı bu. Şurada daha kuyular ekleyeyim bu plana. Ama kesinlikle yapraklar falan yapmıyorum tabii ki. Çünkü bir kış manzarası düşündük. Çok ince bir tel fırçam var. Şöyle daha önce tanıtmıştım size. Evet. Yapacağım bütün çizgileri şimdi bununla yapacağım. Kapı. Belki gölgesi düşüyor. Olabilir. Bu detaylar bence bu boyaya çok yakışıyor. Evet, bakın daha koyu bir plan ekledik. Şunu biraz tahta bir kapı belki. Çok eski. Yavaş yavaş böyle biraz daha geliştirici ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şuraya belki bakalım daha alacak mı? Güzel. Kuru ağaçlar ekleyebiliriz. Yani dalları karışık. Fırçayı deneyin böyle kullandıkça. Çalışmamızın sonuna geldik. Siz de lave ile sulu boyada renklere geçmeden önce bu şekilde çok 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 lave yapmalısınız. Lave uzak plan, orta plan, yakın plan ve detaylı plan size çok şey öğretecektir. Nice lave çalışmalarında buluşmak üzere. Ben çalışmamı bitiriyorum arkadaşlar. Bir basamak olduğunu düşünüyorum lavenin sulu boyada. İyi günler diliyorum.